Bir alkenle başlar ve bu alkene bir perkarboksilik asit eklerseniz epoksit elde edersiniz. İşte epoksit burada. 3 üyeli bir halka var ve halka 2 karbonla 1 oksijenden oluşuyor. Ve bu halkayı asit veya baz kataliziyle açabilirsiniz. Bu videoda asit katalizi tepkimeden bahsedeceğiz. Sonuçta ortaya çıkan şeyde çift bağın karşı taraflarında 2 OH grubunun anti konumda olduğunu görüyoruz. Yani sonuç olarak alkenimizi oksitlemiş olacağız. Normalde bir soruda bazı yükseltgenme basamaklarını belirleyebilir ve bunun bir yükseltgenme tepkimesi olduğunu bulabilirsiniz. Evet şimdi epoksitimizi oluşturan bu mekanizmaya bir bakalım. Perkarboksilik asitle başlıyoruz. Bu fazladan bir oksijene sahip olması dışında karboksilik aside çok benziyor. Bu iki oksijen atomunun arasındaki bağ zayıf ve bu yüzden bu bağ mekanizmamızda kırılacak. Perkarboksilik asidin yapısı hakkında dikkat etmemiz gereken diğer şey ise içinde bulunduğu konformasyondur. Bu hidrojen bu oksijene çok yaklaşacak çünkü bu atomlar arasında bir çekim kaynağı mevcut. Onu bu konformasyonda tutan molekül içi hidrojen bağı bulunuyor perkarboksilik asit alkene yaklaştığında yani bu konformasyonda yeterince yaklaştığında mekanizma başlayacaktır. Buna tek basamakta gerçekleşen 8 elektron mekanizması diyoruz. Yani 8 elektron aynı anda hareket ediyor. Şimdi oksijen ve hidrojen arasındaki bu bağdaki elektronlar bu karbonla bir bağ oluşturmak için buraya doğru hareket edecek. Buradaki pi elektronları da buraya doğru hareket ederek bu oksijeni tutacak. Böylece bu zayıf oksijen oksijen bağı kırılacak ve buradaki elektronlar da buraya geçecek. Ve son olarak bu sefer buradaki pi elektronları bu oksijen ve hidrojen arasında gerçek bir bağ oluşturmak için şuraya hareket edecek. Evet, şimdi bu tek basamaklı 8 elektronlu mekanizmanın sonuçlarını çizmeye geçebiliriz. Elbette alttan epoksitimizi oluşturarak başlıyoruz karbonlarımızı çizdik. Şimdi oksijenimizi de yerleştirelim. Evet. Şöyle oluşturduğumuz bağlarımızı da çizerek. Üst tarafa geçelim. Burada karbonil karbonumuz olacak. Tabii şimdi burada karbon ve oksijen arasında artık tek bağ kalıyor. Oksijen ve hidrojen arasında yeni oluşan bağımızı da şuraya ekleyelim. Ve bu karbona bağlı bir R grubumuz da mevcut. Son olarak burada tek bağımız vardı, ancak diğer bir ortaklanmamış elektron çifti bir karbonil oluşturmak için buraya geliyor. Evet, diğer ürünümüz de bu, yani bir karboksilik asit. Şimdi bu elektronları renklendirelim, böylece onları biraz daha iyi takip edebiliriz. Evet, bu morla işaretlediğim elektronlar sol taraftaki oksijen karbon arasındaki bağ sim geliyor. Şimdi diğer elektronlara bakalım. Evet buradaki pi bağındaki elektronları takip edecek olursak bunlar epoksit halkamızın bu tarafını oluşturanlar oluyor. Şimdi de bu oksijen oksijen bağındaki elektronlara bakalım. Bu elektronlarsa buraya gelerek karbonili oluşturdu. Son olarak buradaki yeşille işaretlediğim elektronlarsa bu hidrojen oksijen bağını oluşturan elektronlar oluyor. Evet son olarak bir karboksilik asit ve epoksit oluşturduk. Şimdi başka bir tepkimeye yani epoksit oluşumu için gerçek bir tepkimeye bakalım ve daha sonra da bundan nasıl bir diol oluşturacağından bahsedelim. Sikloheksenle başlıyoruz. Öyleyse şuraya halkamızı çizelim. Bu iyi olmadı. Tekrardan çizelim. Evet. Sikloheksen halkamızı şöyle çizdik. Şimdi buna peroksi asit ekleyeceğiz. Peki peroksi asit neye benziyor? Evet bu asetik asit tabanlı bir yapı ama fazladan bir oksijeni daha var. Şu şekilde. İşte peroksi asetik asidimiz bu. Şimdi peroksi asetik asidi sikloheksene ekleyip epoksit oluşturacağız. Böylece buraya daha önce oksijen de dahil olmak üzere 3 üyeli bir halka oluşturalım. Mesela oksijeni halkamızın üst yüzeyine ekleyelim. Yani bu örnek için pek önemli değil. Öyleyse devam edip şuraya epoksiti kamaları kullanarak çizelim. Bunun anlamı bize dönük bir şekilde duracaklar demek. Hidrojenlerimiz tam tersi bizden uzaklaşacak. Evet bu mekanizmayı kullanarak yukarıda oluşturduğumuz epoksit. Şimdi asit kullanarak bu epoksiti açalım. Herkesin hafızasını tazelemek için buraya geri dönelim. Şimdi diol oluşturmak için H3O artı eklediğimiz ikinci bölüme başlayacağız. Öyleyse geri dönüp şuna bir göz atalım. Evet şimdi bu epoksite H3O artıyı ekleyeceğiz. Tabi bize daha iyi bir bakış açısı sağlamak için epoksetimizi şuraya yeniden çizelim. Öyleyse şuraya önce oksijenimizi yerleştirelim. Ardından buna bağlı bu iki karbonu ekleyelim. Şu şekilde. Şuraya arka kısma doğru ilerledik. Evet halkamız da tamamlandı. Devam edip oksijenin şu ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi yukarıdaki çizimle aynı. Şimdi elimizde haşiçoğu artı var. Onu da şuraya çizelim. Bu hidronyum iyonu. Ortaklanmamış elektron çiftini buraya ve artı bir formal yükü de şuraya koyalım. Şimdi epoksitimizdeki bu oksijen baz görevi görecek ve bir proton olacak. Yani burada ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Evet, şimdi bu asit baz tepkimesinin sonucunu çizelim. Böylece protonlanmış bir epoksit oluşturmuş olacağız. Evet, oksijenimizle başlayalım. Altında karbonlarımız olacak. Şimdi arkasına halkamızın geri kalanını çizelim. Şu şekilde. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti hiçbir görev almadı. Halen burada. Diğeri ise bu protonla bağımızı oluşturdu. Evet yapımız şu anda böyle. Tabii buradaki kalan elektron çifti bu oksijene artı bir formal yük vermiş oldu. Bu önceki videolarda gördüğümüz siklik halonyum iyonunun yapısıyla aynı halohidrini anlattığımız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Ve oradaki siklik halonyum iyonu gibi bu karbonlarla birlikte kısmi bir karbokatyon özelliği de elde edeceğiz. Rezonans hibriti bu karbonlara kısmi pozitif bir özellik verecektir. Şimdi su nükleofil görevi görecek ve suyun ortaklanmamış elektron çiftleri bu karbonları çekecek. Bildiğiniz gibi zıt yükler birbirini çeker. Şimdi bu mavi ile işaretlediğim karbonlar kısmi pozitif yüklü ve eksi yüklü elektronlar bu kısmi pozitif karbona saldıracak. Yani bir nükleofil saldırısı meydana gelecek. Şimdi ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri buraya saldıracak ve ardından buradaki bağda yer alan elektronlar da oksijene geçecek. Öyleyse ekranı biraz kaydırıp bu sol karbona yapılan nükleofil saldırısının sonucunu bir çizelim. Sikloheksan halkamızı çizerek başlayalım. Nükleofil saldırısıyla oksijenimiz artık sol karbona bağlı. İki hidrojeni de ekleyelim. Tabi oksijenin kalan bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oldu. Böylece epoksitimiz açıldı. Buradaki elektronlar üstteki oksijene geçmişti. Bunun da anlamı üstteki oksijen şurada yer alacak ve böylece yapımız ortaya çıktı. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çifti bu sağdaki karbona da saldırabilirdi. Yani rezonans hibritindeki kısmi pozitif olan karbon bu olabilirdi. Ve yine ardındaki buradaki elektronlar da buraya geçerdi. Öyleyse şimdi bu nükleofil saldırısının sonucunu çizelim. Evet yine önce sikloheksan halkamızı şuraya bir koyalım. Bu kez oksijenimiz şuradaki karbona bağlanıyor. Ona bağlı iki hidrojen var ve bir tane ortaklanmamış elektron çiftini de ekleyelim. Tabii artı bir formal yükü de şurada olacak. Bu saldırıdan sonra üstteki oksijenimiz bu kez sol karbonda yer alacak. Öyleyse o aşımızı şuraya ekleyelim. Evet, mekanizmamızın son adımına geldik. Neredeyse işimiz bitti. Diyolümüzü ortaya çıkardık gibi. Şimdi su ortaya çıkacak ve bu kez su nükleofil yerine baz görevi görecek ve bir proton alacak. Öyleyse ilk olarak soldaki ürünle başlayalım. Bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonlardan birini alacak ve bu bağdaki elektronlar oksijene geçecek. O zaman hemen altına bu asit baz tepkimesinin sonucunu çizelim. Evet sikloeksen halkamız şöyle. O aşımız altta şurada yer alıyor. Tabii burada bir OH daha var. Böylece ürünümüz ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi iki OH birbirine anti konumda. Burada da aynı şey olabilir. Yani bu protonu alıp buradaki elektronları oksijene gönderebiliriz. Evet, şimdi bunun da sonucunu sağ tarafa sikloheksan halkamızı çizerek başlayalım. Bir OH'ımız burada, diğeri ise hemen şurada. Evet, böylece iki ürünüm. Evet, böylece iki ürünümüzü de çizdik. Şimdi bu ikisine baktığımız zaman birbirlerinin ayna görüntüleri olduğunu görüyoruz. Yani tam buraya bir ayna koyacak olsaydım birbirlerinin ayna yansımaları olduğunu görebilirdiniz. Bunlar üst üste çakışmazlar. Yani bu ikisi üst üste çakışmayan ayna görüntüleridir. Enantiyomerlerdir. Böylece bu tepkime için iki ürün elde etmiş olacağız. Şimdi bu tepkimeyi özetlemek için her şeyi bir kez daha yapalım. Sikloheksenle başlıyoruz ve tepkimemizin yani mekanizmamızın ilk adımında peroksi asetik asit ekledik. Yani CH3, CO3H ekledik. Mekanizmamızın ikinci adımında ise bu kez H3O artıyı ekledik. Böylece diyolümüzü oluşturmak için lazım olan epoksit açıldı ve iki ürün elde ettik. Şimdi soldaki bu ürünü aşağıya yeniden çizelim. Her zamanki gibi gözümüzü şuraya koyuyoruz ve yukarıdan şu karbona bakıyoruz. Yukarısı şurası olunca bu OH bize dönük bir şekilde duracak. Şimdi ürünümüzü çizelim. Önce sikloheksan halkamız. En yukarıdaki karbondaki OH'ı şurada bize dönük bir şekilde gösterelim. Ve elbette alttaki OH ise bizden uzaklaşacak. Yani kesikli çizgi. Evet şimdi buradaki için de aynı şeyi yapalım. Yine aynı şekilde yukarıdan bu moleküle bakacağız. Yani tam şu noktadan bu yöne doğru ve şu OH'a bakacağız. Başımız şurada. Yani bu OH aşağı doğru duracak. Öyleyse bu OH'ı kesikli çizgilerle çizelim. Ve diğer karbonsa bize dönük bir şekilde yukarıda yer alacak. Bu şekilde çizildiğinde bunların enantiyomer olduğunu görmek daha kolay olabiliyor. Her iki karbonda da farklı bir mutlak konfigürasyon var. Evet, epoksitin nasıl oluşturulduğunu ve diol yapmanın olası bir yolunu görmüş olduk. Bir sonraki videoda diol yapmanın başka bir yolunu göreceğiz.